Fuar Günü programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bursa İnşaat Fuarı'ndayız. Şimdi yanımızda konuk Erdal Çelebi, Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı. Erdal Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İnşaat fuarı gayet iyi gitmeye başladı hızlandı. Vallahi maşallah, bizler de umduğumuzun çok üstünde bir katılımla, güzel bir organizasyonla bugün burada yerimizi aldık. Hamdü senalar olsun, başlarda sıkıntı yaşayacağımızı düşündüğümüz, acaba nasıl olur dediğimiz bu sektör, bu fuarı çok çabuk kendini adapte etti. Mutluyuz. Bursa'mıza yakışan bir fuar. Bu fuarın tabii gerçekleşmesinde de özellikle BEM olarak yoğun bir çaba sarf ettiniz. Evet, evet. O süreci anlatalım. Nasıl oldu? Nasıl çalıştınız? Şimdi bizlere TÜİAP'tan yetkililer geldiği zaman sağ olsun İmsiyat'la beraber Ticaret Sanayi Odası işbirlik içerisinde fuarı yapmayı düşünmüşler. İmsiyat Başkanımız Sayın Namık Bey de olmazsa olmaz emlakçılar da bu işin içerisinde nail olsun diye bir teklif getirdi bize. Bizi aradıklarında önce bir heyecanlandık. Sonra da bizlerin de bunun içerisinde olmamız gerektiğine inandık. Süreci bu doğrultuda başlatıp ve bugünlere kadar getirdik. Çok şükür Bursa'da böyle bir fuarda emlakçıların da söz sahibi olması, burada ürünlerini pazarlaması bir kere meslek için, ikincisi bizim oda üyelerimiz için kazanılır bir şey. Umut ediyoruz ki gelecekte daha güzel projeler de hep beraber, sizlerle beraber ortaklaşa yapacağız. Bugün konu fuar, konu fuar. Gündem burası. Katılım güzel. İç piyasadan çok dediniz. Evet, bir sonraki süreç. Evet, gelecek dediniz. Tabii bu geleceğin en önemli aktörlerinden biri de emlakçılar tabii ki. Tabii ki. Özellikle şöyle bir algı da var ya, hani emlakçılar o havayı koklar, yatırım nereye yapılır, daha öncesinden gidip orada kestirir, geçim yaparlar. Evet. Peki o zaman önce Bursalıların merakla beklediği bir soru soralım. Buyurun. Bursa'da hava nereye doğru esmeye başladı? Kentin batısı mı doğusu mu diye soracağım. Sizden alalım. Vallahi Bursa'da hava şu anda fırtına gibi esiyor deyim yerindeyse. Vallahi doğusu batısı kuzeyi güneyi demedi. Bugün gelen taleplere baktığımız zaman Bursa'nın her noktasında özellikle ana arter girişlerde Bursa'da bir heyecan olduğu belli. Yatırımcı geçmişte batıya akan bir şehir vizyonundan bugün Bursa'nın tamamını, Bursa'nın değerlerini ona göre yönlerini daha geniş kapsamda düşünüp her noktada yatırım yapıyorlar. Bu da aslında Bursa için önemli. Çünkü atıl bir bölge gibi kalmış Bursa'nın doğusu bugün vizyona sahip, kendini yenileyen birçok projeyle, Bursa'da örnek projelerle bizlerin huzuruna çıkıyor. Biz de keyif alıyoruz tabii Bursa'nın yenilenmesinden. Evet. Özellikle kentin batı kısmında daha yeni projeler. Doğu kısmında kentsel dönüşüm çerçevesinde yine yeni projeler ağırlık kazanmaya başladı. Şimdi tabii kentsel dönüşüm çok ayrı, başlı başına bir konu. Evet. Kentsel dönüşümde BEMO ya da işte emlakçılar tam olarak nerede duruyorlar? Hani bu aracılık hizmeti kısmında mı? Biz aslında, evet, şimdi kentsel dönüşümde biz hak ettiğimiz yerde miyiz? Yavaş yavaş yerimizi bulmaya başladık. İlk etapta kentsel dönüşüme baktığımız zaman büyük projelerin hayata geçeceği, büyük müteahhitlerin girip bir bölgeyi temizleyip harman yapıp projelerini sunacağı gibi gözüküyordu. Sonrasında biz BEMO olarak tabii kentsel dönüşümün bugünün revaşında olmasından dolayı çok hızlı bir proje uygulayarak büyük bir Bursa'da toplantı düzenledik. Yani bu da sanırım ki Türkiye'deki en büyük kapsamlı toplantılardan biri oldu. İşte mevcut belediyelerimizin imar komisyon başkanlarına kadar, belediye başkanlarına kadar, bununla alakalı özel idareye kadar, çevre şehirciliğe kadar birçok orada konuşmacı ve sempozyum havasında geçen bu toplantıda emlakçıların nerede olduğunu sorusunu sizlerin bize sorduğu gibi biz de oralara sorduk. O gün biz kentsel dönüşümün göbeğinde olduğumuzun ve olmazsa olmaz ikna kabiliyet ve müşteriye yön verme açısından emlakçıların bu rolü daha çok üstlenmesi gerektiğini gördük. Şu anda da Bursa'da yapılan birçok projede emin olabilirsiniz ki Bursa Emlak Müşavirleri Odası üyeleri işini çok ciddi yapan gayrimenkul sektöründeki odak noktadaki insanların var olduğunu göreceksiniz. Bizlerle giden inşaat firmalarına sunduğumuz bu lokasyonu daha rahat anlatma, ikna etme noktasında vatandaşla firma arasındaki o köprüdeki görevimizi icra etmemiz adı altında odak noktalardaki sorunu çözme noktasında mücadelemiz de kentsel dönüşümün ortasında olduğunu bir kez daha gösterdik. Evet, yani şimdi kentsel dönüşümün tabii ki birçok paydaşı var. İşte hak sahipleri diyoruz, özel sektör, evet, müteahhitler diyoruz. Bir de aracılar var. Yani evet, bu aracılıkta siz çok önemli bir şekilde öne çıkıyorsunuz. Evet. Ama handikap nedir? Tabii her iyi işin içinde olduğu gibi bazı ufak tefek nedenler, pürüzler olabiliyor.
Yani emlak sektöründe de art niyetliler var. Tabii ki. Yani bu işi istismar edecekler var. Evet. Özellikle konut alıcılarına ya da kentsel dönüşüm düşünen vatandaşlara, BEMO olarak ne söylemek istersiniz? Neye dikkat etmeliler? Şimdi bugün bu fuar içerisinde odamızın bizim de bir yerimiz var. Burada zaten sosyal tek bir mesaj veriyoruz. O da şudur ki Bursa'da Emlak Müşavirleri Odası'nın logosunun olduğu iş yerlerinde gönül rahatlığıyla ticaretlerini ve gönül rahatlığıyla o iş yerlerinden istedikleri ürünü almalarını teşvik ediyoruz. Ya şimdi paranın döndüğü noktada ki en büyük noktalardan biri gayrimenkul sektörüdür. İnsanların size güvenip bıraktığı vekaletlerine kadar, oğluna babasına vekaletini vermeyen insanların bir emlakçısına bıraktığı vekaletin kıymetini bizim meslektaşlarımız çok iyi biliyor. Ama maalesef dışarıdan bu işe bir şekilde müdahil olmak isteyen, işini tertipli yapmayan bir kesim var. Tabii burada kamu birazcık daha bize özverili bir şekilde yaklaşması lazım. İnşallah bunu da süreçlerde aşacağız. Vatandaşa söyleyeceğimiz en önemli unsur olmazsa olmaz. Lütfen kimle alışveriş yaparsanız imza atma esnasında BEMO'yu aramalarını istiyoruz. Çok önemli bir detay. Tabii yani biz burada emin olabilirsiniz ki bir oda olarak sadece üyelerin hakkını kollayan, üyelerin menfaati için çalışan bir kurum değiliz. Biz üyelerin var olmasının esas sebebi olan halkın hakkını koruyan bir kesimdeyiz. Önemli. Ve bu çözdüğümüz ve çözeceğimiz bugüne kadar yaptığımız birçok sorunda ortaya çıkmıştır. Kamuoyunu bunu biliyordur. Biz de şunu teşvik ediyoruz. Lütfen ticaretlerinizi yaparken sağduyulu olun. Bir seferde olsa odamızı arayıp kişi hakkında bizden bilgi çok alın. Çok zor diyorum. Bir şey değil. Değil. Ve bu onların mağduriyetlerinin minimum seviyeye inmesi demek. Belki de mağduriyeti bile ortadan kalkması. Ortadan kalkması demek. Doğru yatırım demek. Ve şunu da açık yüreklilikle söylüyoruz. Ürün alırken aklınızda bir soru işareti varsa bununla alakalı da direktmen yine BEMO'dan faydalanın. En azından rayişleri doğrultusunda bir bilgi alın. Bu rayişlerin doğru olup olmadığını tespitine bakın. Bizler size bu konuda önce halkı ön plana alarak değerini ve kıymetini biliyoruz. Onların da BEMO üyelerinin kıymetini bilmesini istiyoruz. Evet, doğru yatırımdan bahsettiniz. Evet. Biraz da o konudan devam edelim. Malum artık yaz ayları yaklaşmaya başladı. Ülkede bir de seçim atmosferimiz var. Yatırımcılar şimdi ya seçimden sonra mı yatırımımızı yönlendirsek, şimdi mi yapsak diyorlar. BEMO bu konuda ne diyor? En uygun zaman hangisi? Ya şimdi en uygun zaman malın ihtiyaç olduğu anda alınan zamandır. Biz bunun için seçim öncesi ve seçim sonrası dersek insanları bir algıya sokmuş olabiliriz. Evet. İhtiyacımızın olduğu zaman alınacak hiçbir ürün ne pahalıdır ne ucuzdur. Çünkü ihtiyaç anında alınmıştır ve doğru zamanda alınmıştır. Bunu böyle bilmek lazım. Yatırımlar konusunda bizim her zaman tavsiyemiz şudur. Bir eviniz varsa ikinci eve veyahut da işte 5 yaşındaki çocuğunuza bir ev daha yapayım mantığından artık uzak durulmalı. Çünkü gayrimenkul her zaman bir deyim vardır. Eğer tarlaysa altın, bina yaptıysan gümüş, kiracı koyduysan bronzdur. Artık kira gelirleri için yatırımlar yapılmaması gerektiğini öngörüyoruz. Çünkü bir milli serveti beton yığınına dönmemesi gerekir. Biraz arsa ve araziye dönülürse. Arsa ve araziye dönülürse, arsalarda da 5000'lik planlara, her neyi alırsak alalım ve mutlak ve mutlak kişilerin ağzından çıkanlara değil, mevcut belediyelerden alınacak bilgilerle yol çizelim diye tavsiyede bulunuyoruz. O zaman hemen arsa dedik, arsadan devam, araziden devam edelim. Buyurun. Bu özellikle işte İzmit, İstanbul, Bursa biliyorsunuz Körfez geçişi ve otoban. Bir anlamda Bursa'nın böyle belli lokasyonlarında ciddi artışlar neden oldu. Çok enteresan. Orhan Gazi'de örneğin arazi fiyatları muazzam şekilde 2 kat, 3 kat artmış durumda. Evet. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Yani beklediğiniz bir şey miydi? Ya şimdi aslında bakarsanız rakamlar hak ettiği yerlere yavaş yavaş gelmeye başladı. Tarım arazilerinin fiyatlarının çok aşırı derecede yükselmesi cidden aslında bizi de üzüyor. Çünkü eğer bir arazinin gelecekteki konumu ve düşüncesi hala tarıma duyarlıysa o araziyi biraz duyarlı olup biraz deyim yerindeyse inceleyip sık dokuyarak almakta fayda var diyoruz. Ama şimdi baktığınız zaman Bursa'daki koyulan hedeflere ve yürünen yola baktığımız an şu andaki rakamların bile bence daha geride olduğunu görüyoruz. Bu artış trendli olarak çok hızlı bir şekilde yükselecek gibi de duruyor. Otobanın Bursa'ya gelmesi demek yanında birkaç tane projeyle bugün Yenişehir'de biliyorsunuz TSE'nin Ototest Merkezi gibi Türkiye'nin en büyük işletmelerinden biri kurulacak. Yani bu projenin bile o bölgeye getirdiği değer tartışılamaz.
Bunun yanı sıra işte bölge hastanelerinin yapılması, belirli bir bölgeyi, turizmin olduğu en değerli bölgelerimiz, sahil boylarımızın bugüne kadar istediği, hak ettiği değeri bulmamıştı. Bugünden sonra onlar ortaya çıkmaya başladı. Şehrin merkezinde arsa üretilmiyor. Malum Bursa'nın en büyük sıkıntısı şu anda yeni imarla açılmış bölgelerde sıkıntılar var. Bunların açılmasıyla dışarıya yapılan yatırımlar, dışarı derken tarla vasfındaki, arazi vasfındaki yerlere yatırımlar biraz daha arsa vasfındaki yatırımlara dönecektir. Bu kısır döngüyü umuyoruz ki büyükşehir ve belediyeler bir uzlaşı içerisine girip şehrin vizyonunu genişletebilecek doğru planlarla bir daha bu şehirde kentsel dönüşümlerin 50 yıl, 100 yıl sonra konuşulmayacağı yapılar yapılması gerekiyor. Buna da gidiyoruz. Evet. İnşaat fuarının tabii ki en gözde konusu konutlardı. Evet. Konut yatırımıydı. Şimdi şöyle düşünsek, Erdal Çelebi olarak cebinizde 100 bin liranız var. Erdal Çelebi bu 100 bin lirayı nasıl yatırımı değerlendirir emlakta? Biraz zor soralım. Yok, aslında zor soru değil. Şimdi eğer bir konut alacaksam... Konut değil. 100 bin lira para var Erdal Çelebi'nin cebinde. Şimdi... Erdal Bey bu parayı ne yapar? Nasıl değerlendirir? Ya eğer ki... Arazi olarak, evet. Ve kentin neresinde değerlendirir? Yani şu anda lokasyonu yüksek, trendin yükseldiği, çevresinde değer katabileceği bir projenin olduğu her noktadan alabilirim. Biraz daha net konuşsak... Ya net konuşursak şimdi çok ya yönlendirmek istemiyoruz. Çünkü birilerinin de biz duymak istiyoruz. Biliyorum çünkü, evet, düşündüğünüz yerleri. Yani şu anda trende baktığınız zaman Yenişehir gözde. Evet. Keza az önce sizin söylediğiniz gibi Orhan Gazi'de müthiş bir parlama var. Bunun yanı sıra İzmir yolu iskametinde Karacabey artık trendini açtı. Deyim yerinde ise bizim kendi Bursa'mızın dışına çıkılarak Bandırma'ya kadar süreç uzadı. O bölgelerdeki yatırımlar biraz daha fazlalaştı. Turizm bölgelerinden vazgeçmemek lazım. Ben diğer tarım arazisi dediğimiz, yani bağ bahçe olamayacak tarzdaki konumlu ve turizm bölgesindeki arazileri biraz daha ön planda tutuyorum. Peki kendi gelelim içine. Bursa'daki konut fiyatlarına. Evet. Emlak müşavirleri mutlaka araştırma içindeler sürekli. Tabii. Değil mi? Oda olarak da. Doğrudur. Firma olarak da. Bursa'da ekonomik bir konut dediğimizde, yani konut alıcılar ne kadar bütçe ayırmak durumunda kalabilir? Şimdi yeni evliler için dersek, metrekare kısasını da 100 metrekare bantında tutarsak alabilecekleri rakamlar 150 bin lira kriterleri. Yani bu 10 bin, 20 bin yukarı, 10 bin, 20 bin geri aşağı gelebilir. Olur. Ama lokasyonu tamamen yürüdüğü bölgeler şu anda bu rakam aralığında, işte Osman Gazi'de Yunuseli bölgesindeki plandaki daireler biraz daha elverişli. Yıldırım'da Millet Mahallesi bölgesinde yapılar biraz daha elverişli. Maalesef Nülüfer'de biliyorsunuz arsaların rayiç bedellerinin biraz yüksek olması, maliyetlerin üst seviyede yüksek olmasından dolayı Nülüfer'i pek tercih edemiyoruz o doğrultuda. Çıtayı biraz yükseltirsek, eğer 4 kişilik bir aile isek, 3 artı 1 mantığında gidersek, Yıldırım şu anda Ankara yolu kriter alanında yolun üstüyle yolun altıyla yeniden bir vizyona girmiş durumda. Mesela yolun üstünün değerleri biraz daha yolun altından biraz daha, yani %25 gibi biraz farklı. Bu bölgelerde de yapılaşmalar zaten deprem sonrası sıfır. Hala projesi devam eden, inşaatı devam eden, süreci devam eden konutlar var. Bu doğrultuda Bursa'nın her tarafında yatırım yapılabilir. Evet, son olarak şunu soralım. Bursalılar bu fuara neden gelmeli Erdal Bey? Bursalılar bu fuara neden gelmeli? Öncelikle bu fuarın kıymetini bilmeli Bursalılar. Biz bugün burada, belki de gelecekte Türkiye'nin en büyük inşaat yapı fuarlarının inşaat emlak fuarı olarak dönüşeceğinin bir adımını attık. Gelecekte Bursa'nın vizyonunun nereye gittiğini, hangi noktada büyük marka projelerin olduğunu, sizlerin az önce bizi yönlendirme adı altında söylediğiniz işte 100 bin lirayla ben ne alabilirim dediğiniz zaman, bu 100 bin lirayla nerelerde neler yapıldığını görmelerini istiyoruz. Ve insanın vizyonunun değişeceğini umut ettiğimiz projelerin de şu anda 4. salonda insanlara teşhir edildiği aşikardır. Bursa tarihsel vizyonunun artık yanında şehirleşme adına, kentselleşme adına vizyonunun da ön plana çıktığı bir Bursa olmaya başladı. Bursa'daki model bitti. Bursa turizmiyle, İşte deniziyle, dağıyla, karıyla, ovasıyla, yeşiliyle dünyanın istisna şehirlerinden biri. Bu şehrin de kıymetini bilip böyle fuarlardaki yapılacak olan ön etütler, öngörülerle hayatımıza yön vermemiz gerekir. Bir kere bunun için gelmeleri lazım. İkinci noktada da evlerini yenilemek isteyen,
diğer arkadaşlara da haksızlık etmeyelim. Onlar da bu fuarın çok emektarları. Geçmişten bugüne kadar tabii yani tedarikçi firmalar var. Bir inşaatın var olmasında, lokasyonun yükselmesinde, bitmesi aşamasına kadar dün Sayın Başkan konuşmasında 1200 firmadan bahsetti. Burada da onların alt firmaları var. O firmalarla da evlerini yenileyecek arkadaşlar gelip boya rengine kadar, armatürün modeline kadar, duvar kağıdına kadar alternatifli var. Hep satma yönünde değil, biraz da yenileme modelinde de bu fuarın düşünülmesi gerekir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, Fuar Günlüğü programı tümüz ile devam ediyor. Bursa Emlak Müşavirler Odası Başkanı Erdal Çelebi'yi ağırladık. Yayınlarımız tümüz ile devam edecek. Bizden ayrılmayın.